Allah yolda sarıp kılıkçılar, mallarını Allah yolda sarıp kılıkçılar dedi okam de. Bugün aldı bilen temiz gati hınmek yakışı düşünüştün. İnsanın fitreti de Allah subhanahu ta'ala mal dünyanı yakış gördüğün bir fitretini bizge şunemde yerleştirip durabildim. Bunun da ki bir sebep hikmetini bir düşünüp baksak, şunun bile başlasakın merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Avval bizni şu mübarek ayğa eriştirgen, yetkizgen Rabbimiz Allah subhanahu ve ta'ala'a hamdü sana iç filan. Ve şundakla bizge şu güzel ayını doğru yaşaş ve şu ayda bəxt saadetke kays yolla bilen erişkin ki yollarını körsüpegen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge başlayınız. Başımda mevzuğa gelsek Allah yurda çıkım kılış ya ki Allah yurda hecleş ya ki Allah yolda ataş degen mezmullarda kirilip bu söz infak Arapçada da bunu el infak fi sabilillah. Yani Allah yolda çıkım kılış. Şimdi bunu lügat manasıyla tercüme kavuk şunda. Doğru bu insanın kalbine, insanın ki tabiatına mal dünyanı süyüş, mal dünyanı yaş görüş, onu kovan erismellik. Bu Allah subhanahu ve teala'nın ki insandan ibaret olan bu mahlukta Allah onun ki tabiatına yuğurup etken, onun kalbine onu unutup etken şundaktır. Muhim, onunsız insanın hayatı hatıcan bulmaydıgan, onundan ayrılıp kalsa, dünya maddi nesler ayrılıp kalsa insan durgun, hayatı da durgun kıyınçlıklar olduğu şekilde şundaktır. Muhim bir nokta bu. ama bu yerde, mesela Kur'an-ı Kerim'de karaydıgan olsak, Allah Subhanahu ve Teala Ali İmran suresinin ki belki 14. ayeti de Allah bunu düşündürüp ayetidir. Ziyyine linnâsi hubbuş şehvâti minel nisâi vel benih vel kanatîril mukantarati minel zahbi vel fiddati vel hayril musavvemeti vel en'âmi vel harf. Yani insanın tabiyyetine yakış gösterilen nesilini Allah bu ayet-i kerimede bize tezip gösterdi. Mesela bunun da insanın tabiyyeti ki ayıllara boğan tezik kişi mesela er ayıllık durmuş ki muhimliği bunu da fikrimiz. Balı çakılarının perzetlerinin küpür buluşunu arzu kılış. Mal dünyanın ki ziyade buluşunu arzu kılış. Onun mal dünyanın şeklinin ki her hız bulduğalığı. O bazı da öy bir sattım olsa, bazı da ikin zarlıktım olsa, bazı da ticaretlik küpür işi. Demek bu nurgun türde insanların hoş kılıdığan insan o nesli erişse yüzü kursallik his kılıdığan neslini Allah subhanahu ve teala'nın bu insanın kalbi gibi kitap ettiğini Allah yüzü bayan kıladı. Ama Allah bu ayet-i kerimenin devamında bu nesillerin hepsi fani nesiller, yani tüyüp gidilen nesiller, mengu insanla devam asıkılan nesiller emez. Belki dünyadaki hayatı da onun ihtiyacını kamdaydıgan, ya da onunla malum huzur bağışlayılan nesillerin ibaret. Ama insan hakikaten üzülün ki dünya ve ahiret için faydalı kullanılan nesillere karışsa, elbette o Allah subhanahu ve teala o insanla İslam dini arkalık yaxşı əməllər arqalıq və ya da şu dirilgən mal dünyanı Allah yolunda çıxım qılış arqalıq təltürdüğən nəticə bu insan üçün tam faydalıdır. Ya Allah subhanahu ve taala şunu. Demək bu bir tərəfdən qarsaq şunda insanın həyatı mühim, amma onu hansı cəhətdə insan doğru onun mənfəətli şey qaraydığın bolsa, bu insan özünün şəxsi havayəvizi gəməz, özünün maddi həyatını qandaş emas, bəlkə şu xəjligən istimal qılğan ya qapqan pulisi ondakı şunu xəjligən yerdə Allah rızasını asas kılış. Arkalı insan bu insan yüzünün kalbini bağır, yüzünün tabiiz de boğan nesilin yakşı huzurunleş ne? Bunu bilmeli alıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de yine Allah subhanahu ve teala yakşılık kılgıçlarını yani مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل أو شو بقرة سورة سنك آخر قسم ده الله سبحانه وتعالى الله يلدى في الخلج قتلانه تعرف لك Ulanın ki şu hacigen mal dünyasını ulanın imanı bilen bağlıgan ayetler var. Bak bayan ki şu ayet devam edin mi? Vallahu indahu hayrul, vallahu indahu husnul me'ab. Allah'ın dergahıyla şu insanlar için şu mal dünyanın özcahit işletilere geldiği için Allah'ın dergahıyla nait yakşı mukafat var. Ula Allah'ın razılığı erişeleri şu arkalık. Diyen doktor için. Hem de bunu biz kulaşlığa baktığımızda kanda karayım etsek doğru insan için mal dünya mühim. Hemimiz için mühim. Mal dünyanı yakışık övmeyi ben deydiğim bir mi insan yok? Bu takvadar insan bulsun, ya ki başka az insan bulsun, Müslüman bulsun, kafir bulsun, hangisi sahadaki insan bulsun, kat inezen, insanın tabiatının mal dünyaya boğan
mesela kızıkışı bulurdu. Mesela en akıllısı bir adamın yakışı bir üyü buluşunu arzu kılırdı. Hazırlıkı vakti bir yakışı maşinimiz buluşunu arzu kılırdı. Yakışı bir hizmeti buluşunu arzu kılırdı. Demek bu insanların tabiatında mal dünyaya boğulan pirismeliğini görürsünüz. Bu, bu da Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu Allah ayıttı gelemez. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Sen dünyadaki nesibanını unutma. Demek bunun için tırıştan vurdu. Ama tırıştan yollarını Allah bu Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'la bunu görürsün. Doğru. Mesela bir yerde şu mal dünyaya kul buluş veya ki mal dünyaya üstü. Bunun ikinin farkında düşünüş bu pek mühim nokta. Kul bu kalga vaktimizde mal dünya üçün yaşayışını insan özgü ağırlık kalga vaktinde o vaktinde insan bu tapkan mal dünyasının mı huzur alınması mümkün. Tapkan sıra o insanla o mal dünya tıkımı onun hayatını kontrollü kılıyordu, onu bir aram kılıyordu. Eğer şu arzu kılan nesine erişenmese o tıkımı veyran boğandak yüzünü şundak çıkıyordu. Ama mal dünyanın suyu işini doğru yolda olan halkı alan insan direkt evvel yüzünün kalbi de, yüzünün eni de bu meselenin halkı varsa mal dünya ben için mühim. Benim şu arkalık özümünün hacerini çıkıyordu. Onun için ben boşu buldum, mal dünyanın boğsa bu arkalık ben Allah'ın razılığı erişken bunu işletime. Diğer nokta veren mal dünyaya hırsızlık görsese bu güzel bir iş bulundu. Elbette onun yüzümü huzur alıdı. Ve şimdi Allah subhanehu ve teala'nın merhametini emreşeyle. Hoş hoş. Köptün köp rahmet hakikaten yani Rabbimden insan tabiyeti gibi şundak yakış gördüğün nesil Rabbim Kur'an-ı Kerim'de melke لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Bizden tabiyetimizde insan tabiyeti gibi mal dünyanın yakış görüşünü sep koyup onun kendi sen mu şu yakış gördüğün nesilden benim yolumda çıkım kılalım sen de bir hem bir vakitin özü de bir sınak şu yakış gördüğün nesilimizde Allah yolda çıkım kılış bilen sarıp kılış bilen Allah'ın rızası, razılığı, cennetine erişiş, derecemizin yukarı kötülüşünün ibaret bir nersiye vesile kılıp şiltidik hangi Rabbim bir meydan hazırlayıp biriktikken de hem de hakikaten. Hoş. Muhabbet sınıfı desek bunu da. Muhabbet sınıfı. Ben de bilen Allah'ın oturusu da bir rıştımız var bizimki. Yaratıcımız hepimiz yaralgan. Allah bizini en isli mahluk yarattı. Yani biz muşu rıştımızla, muşu münasebetimizle kayış şekilde ibadeleyimiz. Allah Subhanehu ve Teala bizini en isim mahluk yarattı. Demek Allah bizini sürgenliğini şu artık ifade edildi. Bizgi gerekli olan varlık neslerini, akıl, faraset, sözlü için ibaret olan, bizgi gerekli olan varlık nimetlerini Allah bize ata kıldı. Demek Allah üzününki bendeler gibi olan muhabbetini ispatlayıp verdi. Yani bizden Allah talep kıldığın nime, ondan bazı sen Rabbin razı bulduğun işlerini kıpıyorsun. Umu sen yakışık olan neslerin buluş gerek. Bir adam birisini yakışık görse, o aşı yakışık görgen ben adımı için, üzü en yakış gören nesini kurban kılıç arkalık, biriş arkalık, sarıp kılıç arkalık onun için muhabbetine ilişki tirişiyordu. Bu akıllı bir nes, çikki bir çikki insanın ortasındaki bir muhabbetle ifadesi. Elbette ben de bilen yaratıcı Rabbinin ortasındaki mürasır rişte, bu muhabbet rişte intayin kumkur ve intayin muhim bir rişte. Bu ne? Hakiki mümin bu hocalar, yani şu Allah yolunda hayırlaştığını bilgen insanla bunu düşünüyordu şuna, bunlar için bundan bir fırsat gelen vakti de bizim işkilenmeydi. Bunlar için eğirkenmeydi. Bu da biriş arkalık huzur aldı. Ama bu muhabbetle düşenmeyen, Allah'ın üzerine muhabbet ilişkisini bağlayamayan insanlar bu biriş gelgen vakti de, bu da üzerine beşen bir fark gelgen de korkunçlu bir vehim asla oldu. Hoş hoş doğru.